Selam. Şu an Bilkent Üniversitesi 81. 81-82 diye de geçebilir. Yurtlarının içindeyiz. Tanıtım öğrencisi olduğum için bu yaz turları sürecinde burada konaklayacağız. Zaten bununla alakalı videolar ve işte vloglar, o tarz şeyler gelecek. Gezelim. Bir tane normal yurt kartı, otel odası kartı gibi bir şey veriyorlar. Yurt odanıza giriş kapısını açıyor. Bir de buraya taktığınızda elektrik aktive olmuş oluyor. Aynı zamanda size verilecek okul kartında da diğer kısımlara girebiliyorsunuz. Şöyle kapıdan ilk girdiğimizde sağ tarafta burada böyle raflar, gözler var. Burada bir mini buzdolabı, burada telefon vesaire, prizler, dolaplar falan filan. Bayağı bir dolap var. Bu güzel bir şey bence o yüzden. Burada artık şöyle yapayım, göstereyim. Giyinme dolapları var. Şu şekilde. Burada bir tane daha aynısından var. Hazır ben odayı dağıtmadan önce size turunu çekeyim dedim. İki kişilik oda bunların hepsi ama biz koronadan dolayı tek kişi olarak kalacağız. Böyle bir şey getirdik. Yatak başına böyle bir şey. Yatak burada hazır. Aşağıda bu tarz dolaplar, çekmeceli. Burada çalışma masası kısmı. Aynı şey bu arada bu taraf için de geçerli ama burada kimse kalmayacağı için zaten göstermiyorum. Burada kilitli bir kasa var. Hani özel eşyalarını saklayabilmek için çöp kutusu. Yine burada bayağı bir dolap bulunmakta. Kullanışlı. Çalışma sandalyesi. Masanın burası. Burada da yine kütüphane niyetine kullanabilecek yerler. Burada büyük ihtimalle aynen çalışma lambası. Ve manzaram bu şekilde. Şunu açmayı çözmem lazım bir saniye. Evet, manzaram da bu şekilde. Yani güzel. Şu tarz kolonlar var. Camları nasıl açılıyor bilmiyorum şu anda. Bunların hepsini çözeceğimi umut ediyorum. Diğer bir havalı bir şey göstermek istiyorum. Şurada şöyle bir okuma lambası var. Bunu bu şekilde aşağı doğru çekebiliyorsunuz. Bence bayağı güzel olmuş. Aha, en önemli kısmı unuttum. Burada bir boy aynası var. Boy aynası bence bayağı önemli çünkü diğer yurtlarda bazen olmayabiliyordu. Ve en önemlisi her iki kişinin kullanabileceği tuvalet. Burada tuvalet için dolap. Bu çok iyi. Kirli sepete büyük ihtimalle. Lavabo ve duş var. Gerçekten bu büyük bir lütuf bence. Şu şekilde göstereyim. Gerçekten büyük bir lütuf. Böyle ayrı özel bir tuvaletinin olması da baya büyük bir avantaj. Ya aslında odanın genel olarak bu kadar. Ama hani ekstra bir şeyler çıkarsa ben yine gösteririm size. Şundan bahsetmek istiyorum. Bunlar yeni yapılan yurtlar. Yani yanlış hatırlamıyorsam geçen sene ilk kalınmaya başlandı.
O yüzden tabii ki şu an Bilkent'teki en iyi yurtlar bunlar. Bilkent'te 28 adet yurt bulunuyor. Ve hani öğrenciler bunların hepsinde konaklayabiliyorlar. 4 kişilik odalıklardan işte tek kişilik odalara kadar hani seçenekler işte özel duşlu banyolu ya da işte ortak duşlu banyolu seçenekler mevcut. Bunlar yeni yurt olduğu için hepsi direkt bu şekilde 2 kişilik odalardan ve 2 kişiye özel tuvalet banyodan oluşuyor. Bir de ortak alanlar bulunuyor işte çalışma alanları, mutfaklar vesaire. Ama tabii ki diğer yurtlarda işte genellikle mutfaklar, işte tuvaletler, banyolar ortak olabiliyor. Bu kadar tabii yeni mi o yurtlar? Hayır değil. Onlar da konaklamadığımız için ne yazık ki gösteremeyeceğim ama birkaç tanesini şu kenarlara şimdi görüntülerini koyuyorum. Hani biraz fikir olsun diye bulabildiklerimi. Aynı zamanda aşağıya hem yurtların teker teker ücretlerini koyarım hem de bu yurtlarda ekstra ücretsiz kalabilmek için bazı koşullar oluşabiliyor. Mesela kapsamlı burslu öğrenciyseniz, işte 6. döneminizde okuduysanız, işte ortalamanız en az 3.30'da gibi 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 koşullar var. O koşulların yazdığı sayfanın linkini de aşağıya koyacağım. İlgilenenler zaten oradan bakabilir. Ama paralı bir şekilde de burada kalabiliyorsunuz. Fiyatlarını da zaten koyduğum link aşağıda olacak. Gerçekten güzel yurtlar bu arada. Hatta internette galiba çok fazla şey dolaşıyor işte. Otel mi, yurt mu falan filan şeklinde. Evet, konforlu ve hani iki kişi için bence boyutu hani güzel. Özel tuvalet duşu olması vesaire çok güzel. Bir de tabii ki yeni yurtlar olduğu için birçok avantajı bulunuyor. Bu Bilkent'le alakalı sorularınız olursa lütfen aşağıya yazın. Zaten şu an tanıtımda görevli olduğum için çoğu vlog ya da o tarz bölüm anlatma videoları gelebilir her an. O zaman hiç söylemedim daha. İlk söylemem olsun ama videoyu beğendiyseniz nasıl gireceğim çok saçma. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, abone olmayı ve zili açmayı unutmayın, tamam mı? Videolar gelecek. Sizi seviyorum. Görüşürüz.